Bugün AK Parti'de tüm gözler 31. İstişare kampındaydı. Milletvekilleri ve katılımcılar Ankara'da Kızılcahamam ilçesinde yerlerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı kamp pazar günü sona erecek. Hazırlıklar tamamlandı. Katılımcılar ve milletvekilleri yerlerini aldı. AK Parti'nin 31. istişare kampı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. Haziran ayının ilk günü açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Kampa ev sahipliği yapan otelin girişine "Yiğit analar, yiğit evlatlar doğurur, ilçemize hoş geldiniz Cumhurbaşkanım" yazılı pankart asıldı. Cumhurbaşkanı ile annesi Tenzil Erdoğan'ın fotoğrafı da yer aldı. AK Parti kampı kapıda tasarruf tedbirleri de gözetilerek planlandı. Pankart ve afişler azaltıldı, katılımcı ve oda sayısı da kısıtlandı. Bu nedenle vekiller kampa aileleriyle katılmıyor. Her odayı iki vekil paylaşıyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında basılı doküman olmayacak. Dağıtımlar dijital olarak yapılacak. Katılımcıların önemli bir kısmı otobüslerle kamp yerine ulaştırılıyor. Oturumlar 15 Temmuz Gaziler Salonu'nda gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in sunumları olacak. Meclis Parti Grup Çalışmaları oturumundaysa Grup Başkanı Abdullah Güler moderatörlüğü devralacak. Grup Başkan Vekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri sunum yapacak. Ardından da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim oturumuna başkanlık edecek. Sıra ekonomi alanına geldiğinde Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş moderatörlüğü üstlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum yapacak. Başıboş sokak hayvanlarına yönelik taslak bu oturumda ele alınacak. Son gün olan pazarsa güvenlik ve dış politika oturumunun yanı sıra genel istişare ve değerlendirme yapılacak. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek. Olursa zaten buradayız. Teşekkürler.